Arkadaşlar merhabalar bu videomda açılar konusundaki klasikleşmiş sorular testlerindeki test 4'ün çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. İlk sorumuz ÖSYM köşesinden bir soru. Ne zaman sorulmuş? TYT 2022'de sorulmuş bir soru arkadaşlar. Bakalım ne diyor soru? Aynı renkteki kenarları birbirine paralel olan aşağıdaki şekilde derece türünden A, B, X, Y ve Z açıları gösterilmiştir. Maviler paralel, kırmızılar kendince paralel, siyahlar da kendince paralel arkadaşlar. E burada ne yapacağız? A açısı küçüktür B açısı küçüktür 60 olduğuna göre X, Y, Z arasındaki sıralama isteniyor. Arkadaşlar normalde A deyip böyle A, X, Y ile ilgili işlem yapabilirsiniz ama bunu vermiş ya bence B yerine 50 yazalım A yerine de 40 yazalım sonuçta sıralama isteniliyor. Demek ki değişmiyor. Daha kolay olacaktır. Yani şey de yapabiliriz. Şimdi şunlar birbirine paralel ya. Şu paralel doğruları şöyle bir uzatacak olursam. Hocam maviler paralel. Yönde eşitten dolayı burası da A deriz. X'e 180 x e A deriz. Çıkar ama işlem kalabalığına çıkar. Bence A yerine 40 gibi düşünelim. E burası 40 ise burası ne oldu? 140, 180'e hata anlayan açısın. Hocam burası B ise yöndeşlikten dolayı burası da B'dir. B'yi ne diye düşünmüştük? 50. B 50 ise o zaman burası ne yapacaktır? 130 olacaktır. E, Y'ye bakalım. Şöyle M kuralından dolayı 50 ile 40'ın toplamıdır burası da. Yani burası da ne olur arkadaşlar? 90 derece olur. Şimdi sıralamasına bakacak olursak. en küçük hangisi? Y. Sonra hangisi? Z sonra hangisi oldu? X oldu. Demek ki sıralamamız bu oldu arkadaşlar. Y, Z, X şeklinde bulundu. Dolayısıyla birinci sorunun cevabı böylelikle denizli çıktı. Geldik ikiye. Hmm, ilginç bir soru gibi gözüküyor. Bir otobüsün dikdörtgen biçimindeki arka camında bulunan ve O noktası etrafında dönebilen şekil birdeki cam seleci iki doğrusal parçanın birbirine sabitlenmesiyle oluşturulmuştur. Evet, şu doğrusal parçalar. Bu doğrusal parça sabitlenmiş ve bir silecek oluşturulmuş. Cam sileceği O noktası etrafında ok yönünde 110 derece dönünce. Bak dikkat, dönmeye dikkat arkadaşlar. Şu O noktası etrafında dönecek. Hop 110 derece dönünce buraya geldi. Bak dikkat et. Önceden buradaydı. Şimdi dönünce ne oldu? Hop şuraya geldi. E diğer parçasını da şuraya koyunca olay bitiyor zaten. Bak şöyle koyu verelim isterseniz. Tamam mı? Dönme işi böyle olur. E bu dönerken bu buraya döndü. Kaç derece döndü? 110 derece döndü hocam burası. E önceden burada kaç kaç dereceydi? 40 dereceydi. E hocam şu da birbirine paralel verilmiş mi? İlk durumda sileceğin parçalarından biri camın yatay kenarlarına paralel ve diğer parça yatay kenar ile 40 derecelik açı oluşturmaktadır. Evet. Şununla şu paralel vermiş. D'den dolayı o zaman burada kaç 40 derece mi? Evet. Sileceğin şu parçaları arasındaki kaç 40 derece. O zaman gelip şuraya da bir 40 derece yazalım mı arkadaşlar? Yazalım. E 40 110 daha 150. Buraya kaç kaldı? 30 derece kaldı. Hocam şöyle bir boynuz kuralı var. Oradan yaparız diyebiliriz. Ya da şunu şöyle uzattığın zaman. 2 iç açı bir dış açıdan burası kaç yaptı? 70. Hocam burası da 90 derece. Çünkü dikdörtgen şeklindeki bir cam. 90, 70 daha. 160 buraya 20 kaldı. E o zaman burası da kaç yaptı o zaman arkadaşlar? 160 derece yapar. Çünkü 20'nin 180'e tamamlayanıdır. X. Dolayısıyla ikinci sorunun cevabı böylelikle Cehan oldu arkadaşlar. Geldik 3'e. Şimdi x kenarlarının taban açılarından başlayacağımızı biliyorsunuz. Hocam x'e x diyelim ama böyle tıkalıp kaldık değil mi? x x burası 2x oluyor. Buradan bir işlem yapamıyoruz. Dursun bakalım. Diğer x kenarının taban açısına bakalım. Hocam şuraya bir a dersem burası da a ise ters açıdan burası da a. E a a ise 2 iç açı bir dış açıdan burası 2a mı? Evet. Hocam 45'i kullanmam lazım benim. A Bak A ile 45'in toplamı. Hocam şu büyük üçgende. A ile 45'in toplamı direkt buraya eşit değil mi? Evet. Yani burası ne oldu? A artı 45 oldu. He, x açısı A artı 45 Hocam burası da A artı 45 olur o zaman. E buradaki üçgende de bütün açılar çıktı mı? Çıktı. A, A artı 45, A artı 45. Yani 3 tane A var. 2 tane 45 var. 3A artı 90 eşittir 180 olacağından 3A eşittir 90 olacağından A'yı buradan kaç buluruz? 30 buluruz. A bizden X isteniyor. X nedir? A artı 45 olacağından E A'yı da biz 30 bulduğumuzdan cevabımız da 30 artı 45'ten kaç çıkıyor arkadaşlar? 75 çıkıyor. Yani 3. sorun cevap böylelikle C'han oldu. Geldik 4'e. Şimdi açıların eşitliğini vermiş. Ben bunları kullanacağım. Şuraya A diyeyim. Buraya da A diyeyim. Hocam 40'ı kullanabiliyor muyum? 2 iç açı bir dış açı. Buraya A artı 40 diyebilirim. Başka? 80'i kullanabiliyor muyum? E hocam A ile bunun toplamı 80 diyebilirim ancak. E o zaman şuraya isterseniz bir B diyeyim mecbur. Ha isterseniz hocam bununla bunun toplamı 80 olduğundan burası 80 x A diyebilirsiniz. Ya da buraya B diyelim. 2 iç açı bir dış açıdan A artı B eşittir 80'den. A'yı kaç pardon A artı B 80 mi geldi? Evet. Şimdi duralım bakalım. Takıldık kaldık. Başka da hiçbir şey yazamıyoruz. Soruyu okuyalım. En son her şeyi kullandık. Benden ABC isteniyor. ABC. Gençler. Bak şuradaki açı isteniyor. E hocam bu açı şu üçgende de bakabilirsiniz. Bu üçgende elemanı oradan da cevabı ulaşırsınız. Ya da büyük üçgenin elemanı değil mi? Evet. E büyük üçgende bu açı var. 40. Hocam şu açı yok gibi gözüküyor ama bulduk ki. Nerede bulduk? Bak A artı B. Yani burası 80. E 40, 80 ve buradaki açı. Yani 80, 40 daha 120. O zaman bu açıya kaç derece kaldı? 60 derece kaldı. Yani cevabımız böylelikle ne çıktı arkadaşlar? Akçay çıktı dördüncü soruda. Geldik 5'e. O M kuralı var. Değil mi? Evet M kuralı. Arkadaşlar direkt şöyle M'ye bakacak olursak. 3x ile 3 y'nin toplamı 75 midir arkadaşlar? Aynen öyle. 3x artı 3 y eşittir 75 ise 3'e böldüğün zaman x artı y'yi kaç bulursun? 25 bulursun. Şimdi senden ne isteğimi alfa. Alfaya bakacak olursan da alfada şuradaki m dediğim arkadaşlar. E oradaki m'de 3x artı y ile 3y artı x'in toplamı. Yani x'ler toplamı. Yazayım isterseniz. 3x artı y ile x artı 3y'nin toplamı. Alfa eşit. Toplamda 4x artı 4y yaptı alfa. 4 parantezinde x artı y yaptı alfa. Sen x artı y'yi 25 bulmamış mıydın? Evet. Gel burada yerine yaz. 4 çarpı 25'ten alfada kaç çıkıyor o zaman? 100 çıkıyor. Yani 5. sorunun cevabı böylelikle akçay oldu. Geldik 6'ya. A teta artı beta isteniyor. Arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz direkt. Açılara baktığınız zaman sizi sanki boynuza itiyor. Hocam boynuzdan dolayı ya da bumerang itiyor. Buraya burası 20 artı 90 artı beta yani 110 artı beta diyebilirsiniz. E hocam bu, bu ve bunun toplamı 360'tan beta artı teta çıkar mı? Kesinlikle çıkar. Tamam birinci yol bu olsun. İkinci yol e hocam şurada bir üçgen var. 20 teta. E buradaki açı ne olacaktır o zaman? Buradaki açı 180'e tamamlayan açısı olacaktır. Teta artı 20'nin 180'e tamamlayan açısı 160 eksi teta değil midir? Evet. Hocam 100 beta. E burası da 180'e tamamlayan açısı 80 eksi beta değil midir arkadaşlar? Çünkü sayıyı 180'e tamamlayan 80 öyle düşünebilirsiniz. Betadan kurtulmanız lazım. İç açılar toplamı 180 olduğu için. Eksi beta yazdım buraya. A burası 80 eksi beta. Burası 160 eksi teta. İkisinin toplamı 90 değil mi? Evet. 80 eksi beta ile 160 eksi teta'nın toplamı 90 yapacak arkadaşlar. Eksi beta ile eksi teta'yı öbür tarafa atınca beta artı teta yaptı arkadaşlar. E burası 160, 80 daha 240. 240 eksi 90 da 150 mi yapar arkadaşlar böylelikle? Evet cevabımız ne çıktı arkadaşlar? 6. sorunun cevabı denizli çıktı. Geldik 7'ye. Ne yapacağız? Paralel doğrular verilmiş. Öncelikle 250 çok saçma. Hemen gel burayı bul değil mi? Burası kaç yapıyor? 110 derece mi yapıyor arkadaşlar? 360'a tamamlayan açısı. Eyvallah. Bunu da yazdık. Alfa kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşlar şunların açıortaylığını biz kullanacağız. Kullanalım bakalım. Bunların açı kullanacak olursak hocam a alfa ile karışıyor diye ben buraya x desem buraya da x desem. Şuraya y desem buraya da y desem. A x artı y artı 110 180 değil mi? Evet yazalım. x artı y artı 110 eşittir 180'den x artı y'yi buradan 70 buluruz. Tamam x artı y'yi 70 bulduk. x artı y'yi 70 bulduk. Başka ne yapacağız? Hocam alfaya ait bir şey yapamıyoruz. Arkadaşlar. Alfaya ait bir şey yapamıyoruz ama Böyle paralel doğrular olduğunda ne yapıyorduk? Sivrilen yerden paralel çiziyorduk. Ya da paralel doğruyu uzatıyorduk. İster buradan uzatıp şey yap ama biraz karışacak gibi arkadaşlar. Yok karışmıyordu aslında. Burayı uzatıp şöyle yapabilirsiniz. Hocam burası da y değil miydi? Evet. Ee, burası 2x Bak şunlar birbirine paralelse. Burası 2 xken O zaman burası da yöndeşlikten dolayı 2x mi oldu? Evet. Şu üçgene bakacak olursan. 2x var, 2y var. Aa 2 iç açı 1 dış açı. Alfa direktmanlı oldu. 2x artı 2y eşit oldu. E x artı y 70'ti. O zaman 2x artı 2y de ne olacaktır arkadaşlar? 140 olacaktır. Yani cevabımız Ceyhan çıktı. Tabii şuradan paralel çizildi. Yine sonuca ulaşabilirdiniz arkadaşlar. Hem doğru açı hem de üçgende açı ee, karışık test olduğu için. Üçgende açıyı da anlattığım için. E, buradan anlatmak da kolayıma geldi açıkçası. Tamam istediğiniz yerden yapabilirsiniz. Ya daha doğrusu sizin alışkın olduğunuz yerden. Yani sizin anlayacağınız yerden yapmak daha mantıklı geldi. 7. soru böylelikle Cihan oldu. Geldik 8'e. Bir yerlerden başlamak lazım. Hemen bir yerden başlayalım. Hocam şuraya a a dersek. A, a ile 60. 60'ı kullanacağız ya. 2 iç açı bir dış açı. Hemen buraya yazdın. A artı 60. Hocam e o zaman buraya da b diyelim b diyelim. Valla 2 bilinmeyene genelde girmemeye çalışıyoruz. Girmesek daha iyi olur. E o zaman girmesek ne olacak? Hani girdiğiniz zaman da 2 bilinmeyen denklemlerden sonuca ulaşabilirsiniz. Sıkıntı yok. Mesela ne dersiniz? Hocam ikisinin toplamı bir a artı 60 eşit 1. Hocam şurada da iç açılar toplamı 180 dersiniz 2. 2 bilimler 2 denklem geliyor ama işlem kalabalığı olur tabi burada. B yazmadan aynı A cinsinden devam edebiliyor muyuz? Mesela arkadaşlar şu A artı 60'ı bulduk ya hep verilen bilgiyi kullan ya da bulduğum bilgiyi kullan diye ısrarla söylüyorum. E hocam bu üçgende dış açı burası. Sen 90'la neyi toplarsan A artı 60 yapar. Düşün. Hocam 90 ee, A'lı olması lazım. A. A artı 90 yapıyor ama 90'ı 60 yapman lazım. Eksi 30 mu olacak o zaman? A eksi 30 ile 90'ı toplarsan evet A artı 60 yapıyor. Burası A eksi 30 oldu mu arkadaşlar? Oldu. E hocam burası da A eksi 30 oldu. Şu da bir dik üçgen olduğundan dolayı artık şu üçgen de dik üçgen olduğundan şuradaki açıyla buradaki açının toplamı ne olacaktır? Bu ikisinin toplamı 90 derece olacaktır. Yani A ile A eksi 30 A eksi 30. A eksi 30 ve A eksi 30'un toplamı bir dik üçgenin açıları olduğu için diğer iki açının toplamı 90 derece olacak. Ya da hocam direkt zaten burada e, bütün açılar var. Buradan niye gitmedin? Evet şu üçgende de bu açılar toplamı 180'de diyebiliriz. A artı A artı 60 artı A eksi 30 da direktman 180 de diyebiliriz. 1 2 3 tane A burada kalsın. Hocam burası A artı 30 yaptı. Öbür tarafa attık. 180'den 30 çıktı. 150 yaptı. Buradan da A'yı kaç bulduk o zaman? 50 bulduk. Bizden ne isteniyor? X. X nerede? Şurası. A hocam A 50 ya. A 50 olduğundan dolayı bakın burası 110 çıktı. E hocam burası 110 sa ters açılardan dolayı da X neye eşittir? 110'a eşittir gençler. Yani 8. sorunun cevabı böylelikle Edremit oldu. Geldik 9'a. Bakalım 9 ne diyor arkadaşlar? 9. soruda da dikdörtgen biçimindeki özdeş iki tahta parçasından oluşan KL doğrultusunda açılıp kapanabilen kitap okuma sehpası şekli birde 120 derecelik açıyla durmaktadır. Evet böyle. Bu sehpa her iki parça ok yönünde eşit açılarla döndürülerek bak şöyleyken hop eşit açılarla döndüreceğiz. Ya bu eşit açılarla döndürmek demek hocam bu buradan buraya ne kadar döndüyse bu eski halindeydi ya böyle. Şuradan şuraya o kadar dönecek. Önceden 120 derece açıklığı vardı. Bak 120 derece açıklığı vardı. 80 ise 120'den 80 çıktı 40. Bu iki açıya 40 kaldı. Yani buradaki açılarımız kaçar derece yaptı arkadaşlar? 20'şer derece yaptı. Peki bu sehpa eşit açılarla döndürülerek şekil 2'deki gibi aralarında açının 80 derece olması sağlanıyor. Eyvallah. Son durumda ABC doğrusal olduğuna göre X ile ifade edilen açı kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapacağız hocam burada? E ben burayı bak şuradaki üçgene dikkat edeceğim demek ki. E, ee, AC'ye dikkat et. AC burada hocam. O zaman buna ait üçgen şu değil mi? Bu üçgene dikkat edeceğiz arkadaşlar. E burada maalesef bir şey yok gibi aslında. Var. Bu eş yapılarda dikkat edeceksiniz. Bunlar birbirine eşit değil mi? Evet sen bunu böyle açtığında hala eşlik devam etmiyor mu? Ediyor. Hocam önceden bak şu parçalar birbirine eşit değil mi? Evet. E sen bunu önceden bak burası böyleydi. Sen bunu böyle açtığın zaman bu parça buraya mı geldi? Evet. E bu parçayla da şu parça birbirine eşit değil miydi? Aynen öyle. Bak şurada da bir ikiz kenarlık çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Tepe açısı kaç derece bunun? 100 derece. 180'den 100 çıkart. 80. 2'ye böl. 40. 40 yaptı taban açıları. Hocam x isteniyor. x de şuradaki üçgende nedir? 2 iç açı bir dış açıya eşittir. x de buradan 40 ile 20'nin toplamına eşittir. Yani 60 eşittir. Ya da 80 var. Hocam burası 40 derece. Şurası 40 derece. Hocam 80, 40 ve x'in toplamı 180 de diyebiliriz. Fark etmez. Ee, 120 yapıyor. Buraya da 60 derece kalıyor diyebiliriz. Ya da burada 2 iç açı direkt bir dış açı varken niye ben bunu kullanayım? Değil mi gençler? Evet böylelikle x'i kaç bulduk arkadaşlar? 60 derece bulduk. Dolayısıyla 9. sorunun cevabı böylelikle akçay oldu. Ve geldik 10. soruya yine bir ÖSYM sorusu. Evet 1. soru ÖSYM soruydu. Başlangıç ÖSYM köşesiydi. Bitişte ÖSYM köşesi olmuş. Güzel olmuş. Bakalım ne diyor? Ablem tasarlayan Hande şekil 1'deki x kenar üçgen biçimindeki kartondan 4 tanesini bir masa üzerine aralarında boşluk bırakmadan birleştirerek her birinin tamamen göründüğü şekil 2'deki desen oluşturuyor. Hocam x kenar üçgenler x x ya hocam burası x kenar burası da x. Bu x'leri yazalım. Bu üçgen de aynısı x kenarlar x x. Hocam burası da aynısı x x. Hocam burası da aynısı x x. E ben burada ne yapacağım? Ya baksana bütün üçgenlerin kesiştiği bak soru sana tüyü veriyor. Bütün üçgenlerin kestiği yer burası değil mi? E, Burayı yoğunlaşacaksın. E hocam x x ise burada kaç belli mi? Belli. 180 eksi 2x. E hocam burası x x ise bak burada kaçı da 180 eksi 2x. E hocam burada kaçı da 180 eksi 2x. Aa şu açıların toplamı ne olacak? Tabii ki 360 olacak. 180 eksi 2x artı 180 eksi 2x artı 180 eksi 2x. Artı x eşittir. Tamamı tam aç olduğundan dolayı 360 dereceye eşittir. Şu 360'lar gitsin. Eksi 2x 2 4 eksi 6x artı x eksi 5x yaptı. Eksi 5x'i öbür tarafa atayım. Artı 5x yaptı. Burada ne kaldı arkadaşlar? Sadece ve sadece 180 kaldı. 180'e eşitse x de buradan 180 bölü 5. 36 nasıl yaptık? 0'a at 2 ile çarptım arkadaşlar. Yani x böylelikle 36 çıktı. Dolayısıyla 10. soru yani TYT 2018 sorusunun cevabı böylelikle denizli çıktı arkadaşlar. Ve test 4'ü de böylelikle bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 5'in çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.